Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken sıcaktan bunalanlar çareyi klima ve ventilatörlerde arıyor. Son aylarda bu aletlerin kullanımı oldukça arttı. Peki bu durum elektrik faturalarına nasıl yansıyacak? Serinlemenin yollarını arayanlar faturalarda nasıl tasarruf sağlayacak? Hava sıcaklıkları son aylarda rekor üzerine rekor kırıyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken serinlemek isteyenler klima ve ventilatör gibi cihazlara yöneliyor. Ortalama bir klima günde 9 saat çalışınca bu faturaya ayda 900 lira olarak yansıyor. Bir ventilatör ise günde 10 saat çalışırsa aylık ortalama 151 liralık elektrik tüketiyor. Artan elektrik fiyatlarının faturalara yansımasını da düşünenler ise tasarruf yapabilmenin yollarını arıyor. İşte tasarruf yapmanın yolları. Salonda ve odalarda. Standart bir klimanın her saat ortalama 4 lira tükettiğini aklınızda bulundurun ve gerekli durumlarda klimayı tercih edin. Mümkün olduğunca düşük güçte kullanın. Gündüzleri eviniz güneş alan bir cephede ise güneşlikleri kapalı tutabilir ya da çok koyu olmayan perdeleri tercih edebilirsiniz. Yaz aylarında sık yapılan hatalardan bir tanesi de hem serinlik yapması için pencereleri açmak hem de aynı anda klimayı çalıştırmak. Pencereleri açık unutmak sıcak havanın içeri girmesine neden olur, bu da klimanın etkisini azaltır. Klima çalışırken pencereleri kapatmakta fayda var. Hava nemliyken hissedilen sıcaklık da yüksek oluyor. Klimanızı nem alma modunda çalıştırırsanız hem hissedilen sıcaklık azalacaktır hem de nem alma modu soğutma modundan daha az elektrik tükettiği için tasarruf sağlayacaksınız. Klimanızın bakımını yaptırmayı ihmal etmeyin. Klima derecesini düşük tutarak çalıştırabilir, ventilatör sayesinde soğuk havanın yayılmasını sağlayabilirsiniz. Klimalara göre daha az elektrik harcayan tavan ventilatörleri kullanmak da başka bir tasarruf yöntemi. Eğer eviniz fazla güneş alan bir bölgede ise panjur yaptırabilirsiniz. Pencerelerinizde yansıtıcı cam kullanarak ısıyı yansıtabilir, böylece klima ihtiyacını da azaltabilirsiniz. Klimanızı enerji verimliliği sınıfı yüksek olanlardan seçebilirsiniz. Bu elektrik faturalarınıza önemli bir katkı sunacaktır. Herhangi bir yemeği sadece ısıtacaksanız normal fırın yerine mikrodalga fırını kullanabilirsiniz. Mikrodalga fırında tüketilecek kadar yiyeceği 2-3 dakika gibi kısa bir sürede ısıtabilir, enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz. Mutfağın ısınmasını istemiyorsanız yemek yaparken fırının kapağını da sık sık açıp kapatmayın. Banyoda yaz aylarında sıcak suyla duş almak çok fazla tercih edilmediği için sıcak su seçeneğini kapatabilirsiniz. Güneşle ısınma özelliği bulunan sıcak su depoları kullanarak kombi ve elektrik tasarrufu sağlayabilirsiniz.